Selamlar her şeyin bir ailesi. Ben Murat Şişkolu. Yanımda her zaman olduğu gibi Yavuz Şişkolu var. Bugün Güneydoğu grubundan başlayacağız. Artık takımları değerlendirmeye başlıyoruz. Şöyle karar verdik. Dedik ki geçen sezon normal sezon sıralamasında en iyi kimse en iyiden en kötüye doğru gidelim dedik. Şimdi bu grupta da en iyi sırada Orlando Magic var. Geçen sezonu 5. sırada bitirdi. İlk turda 7. maçta bir Cleveland'da elendiler. Offensive ratingde 22. sıradalardı savunma reytinginde üçüncü sıradalarda net reytingde de on dördüncü sıradalarda şöyle de bir değerlendirme yaptım. Gelenler, gidenler ve sözleşme yenileyenler diye tamam. Bittatze ile geri Harris ile Jonathan Isaac Wagner kardeşlerle sözleşmelerini yenilediler. KCP eklemesi var ve Corey Joseph gidenlerde de Joe Ingalls dikkat çekiyor. Şimdi KCP eklemesi özellikle üzerinde durulması gereken bir veteran hamlesi oldu ve bu kadronun zaten biraz böyle eksikliğini hissettiği bir parçaydı bu. Gel gelelim ilk 5'i böyle sıraladığınızda aslında takım nereden doğru biraz daha ekleme istediğinizi size söylüyor. Hı hı. Ben de sizlere şöyle pası atmış olayım. Cole Anthony, Jalen Sachs, Franz Wagner, Paolo Banchero diye hı hı. giden bir ilk 4 var. 5'e geldiğinizde ise iş enteresanlaşıyor. Mo Wagner var ama esas ilk 5 çıkan 55 maçta Wendell Carter Jr. var evet. ve Goga Bithatze var. Şimdi esasen New York Knicks'in boşa çıkan uzunu Isaiah Hartenstein... Orlando tarafından çok isteniyordu. Ama o kısmet oldu. Ve Magic eğer ki Hardenstein'i çekebilseydi gerçekten 50 galibiyet ve üzerine ciddi anlamda zorlayacak bir takım olurdu. Hı hı. Bu anlamdaki eksiğini pek kapatamadı. Gel gelelim oyuncuların yaş aralığı ve potansiyeli aslında birbiriyle böyle yan yana oynamaya da çok muktedir gözüküyor. Evet doğru. Çünkü 2023-2024 sezondaki işte o 47-35'lik derece bir de tabii kendi grubundaki, kendi konferansındaki takımlarla beraber düşündüğünüzde pekala 50-52 hatta 55'leri falan zorlayabilir. <laughs> Burada bu dereceleri 2010-2011'den beri ilk defa ulaştıklarını da söylemek lazım. Çünkü genelde herkes ya bir şekilde zaten hani magic kalsa bile çok bize dert olmaz diye düşünüyordu. Fakat playoff'ların ilk turunda Cleveland Cavaliers'ı bayağı zorladılar. 3 evet. maç aldılar Tabii oradan. Tabii 7 maça gitti. Tabii biz de haklarında aslında çok böyle geyik yapıyorduk. O maçı hiç değerlendirmeyeceğiz falan diye. Evet, onların o, arasındaki. O biraz sürenin azizliğinden dolayı da olabiliyordu. Magic'le ilgili abi ben de şöyle istatistiksel bilgiler derledim. Magic son 12 sezonun her birinde hücumda son 10 takım yeri, arasında yer aldı. Bu en uzun seri. Yani bu kuraklıkların detayı yani. E, Magic boyalı alanda %58.7 isabet buldu 11. sırada. Ancak geçen sezon boyalı alanın dışında atılan şutlarda, boyalı alanın dışında atılan şutlarda %49.5'lik bir isabetti. Bu da 28. sıradaydı. Efektif şut i̇nanılmaz, yüzdesinde. İnanılmaz. Bu fark da %9.2. Yani lig genelinde de en büyük farka sahipler. Ayrıca de playoffların ilk turunda Magic Kevze 7 maç sonunda 37 sayı fark atmıştı. Evet. Son 30 yılda herhangi bir seride kaybeden takımlar arasında bu en büyük ikinci fark. Yani hem sayı bazı farkta şey kendi lehineydi ama işte burada da genç takım olmanın bazı problemlerini tabii, tabii. yaşadılar. Onun haricinde de KCP eklemesi şundan dolayı iyi. Yani iyi bir ekleme ve zaten KCP dediğinde playoff tecrübesi ne sen neye girdin? Şundan dolayı bir ekleme iyi bir ekleme ha, diye girince ee, gitti. Şey şampiyonluk anlamında nedir? hem Lakers hem Denver olarak playoff tecrübesine sahip Tabii. ve şampiyonluk tecrübesine sahip. Ayrıyeten Bankero'nun ve Wagner'in hücum anlamında da bazı yetersizlikleri vardı. Nelerdi bunlar? Şöyle ekleme yaptım. Bankero abi %54.6'lık bir true shooting'e sahip. Ancak usage rate'i %25 ve üzeri olan toplamda 48 oyuncu varmış geçen sezon. Burada 43. 43. sırada yer alıyordu True Shooting açısından. Yani felaket bir seviyede. Bankero. Evet, evet. Ayrıca Wagner de Wagner'de üçlük anlamında en az 200 üçlük atan, 200 üçlük deneyen 281 oyuncu arasında da %28.1'lik isabetle sonuncu sırada. Şimdi tabii zaten bu eksiklikler kendisini fantazi basketbol oyunu oynayanlara da çok fazla hissettiriyordu. Benim kişisel münasebetim Franz Wagner'i 3. sıradan çekmekle başlamıştı. Evet. Sezonun belli dönemlerinde böyle saç başlı olarak izledim. Ama genel olarak ben de hani Wagner'in sezon sonu istatistiğine baktığımda %48.2 saha isabetini 19.7 sayıyla tutturduğunu gördüm. Gel gelelim takımın hani Disiplinsizliği demeyeyim ama yani bir organizasyonel sıkıntısı oldu. Zaten aslında buralarda da belli ediyordu kendini çünkü alıp koparıp rahatça maçları götüremeyen, bitiremeyen bir evet. takım kimliğindelerdi. Şimdi KCP burada ne kadar etki eder? Hani bence soyunma odası nasıl diyeyim varlığıyla beraber düşündüğümüzde tabii ki bir katkısı olur. Bu Bir de sezon devam ederken başka ne gibi ekleme yapabilirler? boştan sağdan soldan kimler düşebilir. Hı hı. Bunları da görmek lazım. Çünkü eldeki parçalar yani diğer saydığımız mesela işte Goga Bitatza dedik ama bir de e, Tarikatçı bir Jonathan Isaac var orada. Hı hı. Biliyoruz o var. Evet. Geri Harris var verilebilecek gibi. Hani Mo Wagner verirler mi bilmiyorum ama bunların hepsi aslında başka türlü değerlendirilebilecek yan parçalardı. Dolayısıyla belki bir veteran daha daha enteresan bir isimdi kadroya katılabilir. Neden olmasın? Ya katılabilir. Orada da şöyle bir ekleme yapayım abi sana. Şimdi KCP evet daha iyi bir şutör, Sonuçta yani şöyle bir istatistik de vardı. Çok fazla yazınca şimdi bir yerde kayboldum ama Orlando geçen sezon ayrıca en az üçlük bulan takımdı. Evet. şimdi tam Lakers'tan K bile az. Evet yani KCP eklesi tabii ki de mantıklı ama günün sonunda ne olacak? Franz Wagner'le Bankero en fazla topu kullanan isim olacak. Evet. Bankero ve Wagner bu kadar verimsiz kullanırken da şu olmayacak. Abi KCB sen o zaman bu maç 25 şut kullan gibi bir senaryo olmayacak. Her türlü Bankero ve Wagner'in kendi verimliliğini arttırması lazım. Arttırmadığı sürece 5 tane daha çok iyi şutör sen e, o kenara koy. E, bir yerde ama son topları gene sen kullanacaksın. Yalnız o yüzden onların biraz gelişim kaydetmesi lazım. Eklemek gereken bir husus Amerikan medyasında mesela Paolo Bankero özellikle biraz daha böyle önde tutuluyor Hı -hı. yani nasıl diyeyim, Jason Tatum gibi biraz daha rağbet görüyor gördüğüm kadarıyla. Hı hı. Çünkü gelişimi ve projeksiyonu eğrisine baktığınız zaman hani size'nın da müsait olması sebebiyle takımda da asli oyuncu hem bir yandan hani 6.9 ribaund çekiyor tabii, 5.5'da asist yapıyor. Dolayısıyla skor dışı parametrelerde de gayet iyi pozisyonda olduğu için genel olarak bir lider konumunda, Evet. bunun daha da artacağı beklentisi söz konusu. Dolayısıyla siz oraya KCP'yi koyduğunuzda aslında diyorsunuz ki ''Kardeş sen benim maç içinde kullanacağım bir 13 topumu kullan. Hı -hı. Onun haricinde de belki iki defa çizgiye gelirsin. Ve genel anlamda da bana hani geçiş ucumlarında opsiyon sağla.'' Demiş oluyorsun gibi de görüyorum. Haliyle de aslında tabii ki gayet iyi bir ekleme ve bu ikilinin aslında bir üçüncüsü olarak birkaç sene devam edecektir. Yani iyi bir katkı sağlayacaktır. Doğru. Zaten Mecina bence en kuvvetli alanda savunma tarafı. Çünkü savunmada da şöyle bir istatistik derlemişim. Geçtiğimiz sezon ligin en iyi 10 hücum takımına karşı 112.9 sayı yemişler maç başı. Bu da üçüncü sırada yer alıyorlar. Evet. E işte bir yandan da zaten Guard rotasyonunda Jalen Saxon var. Jalen Saks da belki ben de her ikisini de beğeniyorum. Yani ligin en iyi belki de şey oyun kurucu mevkisinde savunmacılarından bir tanesi Jalen tamam. Sax. E onunla beraber aslında iyi bir yapı var. Magic ile ilgili bir de şunu çok beğeniyorum. Yani belli tercihler yaptılar. Ne yaptılar? Bankero'yu çektiler. Wagner kardeşleri çektiler. Jonathan Isaac'e bir daha yatırım yaptılar. Demek ki iyi bir karar almışlar ki halen bu isimlerde ısrarcı olabiliyorlar bence bu sezon özelinde bir görecek mesela 47 maç 50 maçı geçebilecekler mi yoksa ya şey ya da ev sahibi avantajını bu sefer yakalayabilecekler mi bence biraz onları yoklayacaklar e öyle tabii ki yani bu kadronun zaten yaş aralığı da buna müsait ve baktığın zaman hani Sags Anthony ikilisini hani seviyorum demese sebebi de ben özellikle genç takımlar için guardların böyle fişek gibi olması gerektiği kanım. Aynen de. öyle. Tabii ki bu kadroya mesela siz Chris Paul'u koysanız oynamaz mı bir şekilde oynar ama takım yavaşlayacaktır. O tarz bir kısayı söylediğinizde dolayısıyla siz aslında kısalara skor yükünü bindirmeyip bunları daha fizikli kanat oyuncularından alabildiğiniz takdirde kısaları özellikle rakibin kısalarıyla iyi basacak şekilde eşleştirirseniz çok daha fazla özellikle normal sezonda geçiş hücumu yakalama imkanınız da olur. Haliyle bence iyi bir ikili birbirini tamamlayan bir beşli oluyor. Doğru. Ama dediğim gibi orada benim hani uzun pozisyonu, hani uzun rotasyonu 5 numarada biraz aklımı kurcalıyor. Doğru. Abi şimdi takımın gelişimi. Magic'in 47 maç kazanması ve 2020'den beri ilk kez playoff oynamalarının göz önünde bulundurursak. Güç sıralamasında NBA'nin resmi listesinde Doğu Konferansı'nda 7. sırada yer alıyor Orlando Magic. Sen Magic'i bu sezon kaçıncı sıraya yazarsın? Valla gördüğüm kadarıyla geçen sezonki galibiyet derecesinden 1-2 tane daha yukarı atabilirler. Hı hı. Bir konferansın kalanındaki belirsizlik ve Magic'in aslında benzer şekilde gitmesi belki biraz daha üstüne koyabilmelerine olanak sağlar. Hı hı. Ama tabi burada diğer takımlar mesela özellikle Hornets'ın birazdan konuşacağız onu nasıl geleceğini de görmemiz lazım. Yani burada aslında şey hani 7 8 9 gibi mi yani evet. diyorsun? Ona kadar da düşebilir tabi ama bu çok kötü performans göstereceği anlamına gelmez. Ben 45'in altında kalacağını zannetmiyorum ama 50'nin üstü biraz sürpriz olur galibiyet. Bana da öyle geliyor. Ben de gene hani 6. ve 7. sıra olarak tercihimi yaparım diyorum. Abi dilersen ikinci takıma geçelim. Miami Heat. Evet. Geçen sezonu 8. sırada bitirdiler. İlk turda Celtics'e 4-1 elendiler şey hücum reytinginde 21. sıradalar, savunma reytinginde 5. sıradalar, net reytingde de 17. sıradalar. Adebayo, Thomas Bryant, Haywood Highsmith ve Kevin Love'la sözleşme yenilediler. Alec Burks bir 1 yıllık bir anlaşma sağladılar. Onun harici Kane ve Caleb Martin bir de Petty Mills Orlando Robinson takımdan gitti. Evet. Yeni bir kazanım olarak da yanlış hatırlamıyorsam 15. sıradan Weir'la. Evet. Kel El Weir. Evet. Onunla anlaştılar. 2-13'lük bir pivot arkadaşımız. Yaz sezonunda iyi geçirdi. Galiba 18 sayı 8 rebound gibi bir ortalama yaptı. Güzeldi. Hakkında pozitif yorumlar çok okuduk. Da tabii bir işte sahaya çıkıp görmemiz lazım. Yani onu sahaya çıkıp bizim de onu izleyebilmemiz lazım. Tabii. Caleb Martin'in eksikliği bence bir miktar hissedilir. Bence Çünkü de. Çünkü sezon dışı dönemde konuşulan isimlerde hani ben onu not almıştım. Donovan Mitchell ve Demar Derozan'ın adı geçiyordu. Hı hı. Bu isimlerden hani bir tanesi gelseydi tabii ki çok enteresan bir noktaya giderdi Miami Heat. Ama anladığımız kadarıyla zaten burada ciddi bir atılım yapamadılar. Çünkü burada esas kritik faktör bu 46'ya 36 derecesindeki takımın son 4 yılına da baktığınızda aslında Jimmy Butler'la beraber denenebilecek birçok kombinasyonu denediler. Ama galiba çıkmıyor diyecekler. Çünkü takaslanabilir gibi gözüküyor. Takaslanabilir. Ayrıyeten de Petrali'nin de pek zaten sözleşme vereceğini ben zannetmiyorum. Yani evet çünkü Butler tabii ki playofflar için efsanevi performanslar gösteriyor. Böyle Jordan'ın kayıp oğluymuş gibi. <laughs> Veya böyle hakikaten Lebron'u zorlayabilecek bir kişi varsa o da benim diyecek performansı gösteriyor. Gel gelelim. Takımın geri kalanıyla beraber hani yaşı ve esasen gelişim eğrisi uymayacak gibi. Çünkü bu Hayme Hakez olması lazım. CCC. CCC. Bu sezon için önemli bir sıçrama yapma ihtimali var. Dolayısıyla Jimmy Butler'ın onun yanında kalabilmesi için önümüzdeki senelerde alacağı kontratın daha düşük olması lazım. Evet. Şimdi bu da tabii Petraili'nin biraz daha aslında ona mı gideyim buna mı gideyim demesine sebep olacaktır. Bununla da beraber tabii bir Tyler Hero faktörü var. Yani evet. Tyler Hero çok... Sık sakatlanıyor. Aslında beğendiğim de bir oyuncudur fakat sık sakatlanıyor, maç kaçırıyor ve baktığın zaman geçen sezon 42 maçta oynadığını görüyoruz. Kariyerinde de en fazla 67 maç var. Hı hı. Bence bütün bu belirsizliklerle beraber yani Heat'in gideceği yön belirleyici olacaktır. Yani ben fişi çekiyorum bu takımdan mı diyecek Petraili yoksa bu sezonu da görelim ondan sonra bakalım mı diyecektir. Yani Butler 34 yaşında olduğu için abi bilmiyorum hani sözleşme olarak belki bu sezon bekleyebilir ama zaten dediğin gibi yani Tyler Hero ve Butler ikilisi bu sezon toplamda 62 maç yoktu. E onun haricinde de şöyle istatistiksel bilgiler derlemişim. Rosier, Tyler Hero Butler ve Adebayo geçen son birlikte sadece 10 maç oynamış. Ben de bak işte, yine abi kardeş olmamızın ha. bir hikmeti. Butler, Adebayo, Herro 73 maç kaçırmış ha. diye anlatan Aslında aynı yani 10. On... Yani çok maç kaçırdılar. Toplamda 10 maç oynamışlar. 5 galibiyet, 5 mağlubiyet. E onun harici başka yerlere baktım. Köşe taraftan en fazla üçlük deneyen takım oldular. Yüzdesel olarak yüzde %29.8. Burada da %39.3'lük bir isabet bulmuşlardı. 13'ün sırada oldular enteresan bir istatistiktir. Deplasman başlarında rakipleri şutlarının sadece %26.3'ünü boyalı alandan kullandı. Ligde bu en düşük şey istatistik. Onun haricinde Buradan bir çıkarıma varım bakalım. Hadi. İşte çıkarımlar şöyle devam edecek. Heat son 2 sezondur hücum reytinginde son 10 sırada yer alan 6 takımdan biri. Evet. Butler sahadayken 100 pozisyon başı 116 sayı buluyorlar ama şunu da unutmamak lazım artık yani 34 yaşında ve bu geçen sezon 60 maça çıktı. Yani oynayabileceği dakikaları zaten oynuyor. Yeterince verimli bir şekilde kullanıyor bence Butler. Ben sana katılıyorum o konuda. Yani 2020 Bubble Lakers finali. E onun haricinde bir önceki sezon playinden başlayan bir macera Denver Nuggets'la NBA finallerine götürmüştü. Ama işte bu hikaye hep böyle gitmiyor. Neden? Geçen sezon aynı benzer şekilde Celtics oynuyorlar. 4-1 bitti direkt. Hiç Maalesef Celtics şey mantap. yapmadı. Yani Bence belli bir kıvamı yakalamışlardı. Oraya kadar da geldiler ondan sonra tamam dediler. Orada esas belirleyici olan tabi işte bir önceki sene yani Nuggets'tan bir önceki sene Boston Celtics'in finale çıktığında Miami Heat'in sahasında işte 7. maçı verdiği eşleşme oldu. Evet Butler'ı kullanmıştı son topu. Evet Butler'ın kullandığı son top. Yani orada Heat final yapardı tekrar. Ve bence daha da ciddi bir rakip olabilirdi <laughs> işte Warriors'a karşı. Çünkü Celtics biraz hazırlıksızdı. Bence o de. Bu da tabi ayrı bir husus bilare değerlendiririz ama batlardan geçmedi bu arada. Hani Hı. Butler için ben iş işten geçti cümlesini hiçbir şekilde kullanamam. Miami için de kullanamam. Çünkü biz Miami'yi ne zaman böyle göz ardı ederiz artık? Gözüyle baksak sürekli gelip birilerinin kafasına vurup eşleşme kazandı. Doğru doğru. Benim gördüğüm buradaki esas belirleyici olan husus önümüzdeki yıllar için Butler'ın kontratı biraz daha ufalacak mı? Ve maçların ne kadarını kaçıracak? Şimdi Bam da aslında mobil bir pivot ve yanına bir sürü değişik tipteki oyuncunun eklemlenebileceği bir isim. Ama siz kalkıp mesela Bam kardeş sen spacing yap biraz diyemezsiniz. Yok tabi. E haliyle sağına soluna gelecek isimler de biraz o yüzden belirleyici oluyor. Mesela destekleyici uzun kim olacak? İşte o 15'in sıradan çektikleri çocuk güzele benziyor. Çünkü genelde işte nasıl diyeyim aliyoplarda ya da smaç anlamında ya da pick and roll anlamında hiç çekinmeyen birisi gibi tabii. gözüktü. Yaz liginde ama tabi yaz ligi bu. Yani e tabi görmek lazım. Çünkü Ömer Faruk Yurtsöven de baktığınız zaman çok kötü bir uzun değildi. Gayet aslında süre bulduğu dakikalarda double double'a gidebilecek bir uzundu ama olmadı. Hani kısmet Doğru. olmadı. Dolayısıyla hani Eric Spolstra'nın bu eldeki verilerle ne çıkaracağını görmek lazım. Heat ile ilgili abi en sonunda şunları not almışım. Yani üretime başka yerlerden de üretime ihtiyaçları olacak. Çünkü işte Hero'nun böyle sakatlık evet. ihtimalinden dolayı. Ve burada da aslında Caleb Martin'in olmayışı bence can yakıcı olacak. Savunmada benim herhangi bir tereddütüm yok. Zaten son 9 yılın 8'inde hep ilk 10 sırada yer aldı savunma reytinginde. Ancak işte yani böyle bir hücum senaryosu varken bir de Doğu daha da kuvvetlenmişken ne kadar kendilerini ileri atabilir meçhul. Dediğim gibi CCC ve Nikola Jovic'den de bu sezon biraz ümitliyim bakalım ne yapacaklar. Sence güç sıralamasında Miami NBA'nin resmi listesine göre 8. sırada yer alıyor. Sen nereye konumlandırıyorsun? Ya ben aslında 46 36 derecesini ne kadar geliştirebilir bilmediğim için hı hı. ben aynı yerde kalır diyorum. Yani Orlando Orland Magic'in bir tık gerisinde kalır gibi tahmin ediyorum. Bir de tabii bu belirsizlik ortamı ile ilgili evet. bir durum var. Ama sezon başladığında çok başka bir yere de gidebilir bu konu. Dolayısıyla biraz böyle ortadan bir yorum yapacağım. Yani 8 değil de daha 10. gibidir diye yani tahmin ediyorum. Burada dediğim gibi en kritik ha sakatlık hadisesi yani tamam. eğer bütün isimler, ne bileyim Hero toplamda 10 maç kaçırırsa Butler 20 değil de 10 maç kaçırırsa yani böyle isimler çok maç kaçırmazsa tabi bence veri de şaşar. Zaten evet yani Miami Heat'in herhangi bir verilen anda 50 galibiyeti ve üzeri çıkarma potansiyeli var. Hı hı. Fakat geçtiğimiz yıllarda da gördük. Yani işi hep son dakikalara kadar bırakıyor. Evet. Ondan sonra playoff'a kaldığında zaten aslında çok sorun yaşayacak bir takım değil. Ya orada görüyorsunuz zaten oyuncuların karakteri orada kazanmaya muktedir. Yani Erik Spoelstra da zaten iki defa şampiyon olmuş koç. E, takımın başında sahibi Petraili var. Kalkıp kimse orada laçka oynayamaz. Hı hı. Kötü de davranamaz ama e, biraz da tabii bu gelecek planlamasıyla beraber görmek lazım. Tabii, yok doğru. Abi dilersen üçüncü takıma geçelim. Evet. Atlanta Hawks. İnanılmaz. Geçen sezonu 10. sırada bitirdiler. Play-in'de bulsa elendiler ve sezonu kapadılar Şunu gördük. Ofens şeyde hücum reytinginde 12. sırada, savunma reytinginde 27. sırada, net reytinginde de 21. sıradaydı. Neyi de yaptılar? Trey Young'la Dijon Tömer'i iki sezon boyunca oynadılar ama tutmadığını gördüler. O yüzden de Dijon Tömer'e hadi Allah'a dediler. Ekleme olarak Dyson Daniels ve Larry Jr. Pelicans'tan geldi. Cody Zeller da geldi. Onun haricinde de en önemli ekleme bence bir numaraları. draft. Fransız çocuk. Riza Sher diye okunuyor galiba. O çocuğu çekler birinci sırada. Öyle bir eklem var. Onun haricinde takımdan ayrılanlar da Dijon Tömer ile Sadık Bey. İşte avantajları bir numaralı bir draftın var. Onun haricinde de bakalım Trey Young'la gene ne yapacaklar? Bu arada şunu fark ettim. Murat'ın Fransız demesi çok iyi oldu. Çünkü ben de not almıştım ama yanında bir parantez içinde F yazıyor. He. Allah Allah ne bu F falan Belki falan diye bakıyorum. Şey hani bir de forvet mevkii olduğu için Belki ikisi de. olabilir. Belki ama işte Rizeşe. Evet Fransız. Genelde de şunu demişler abi. Hani Trey Murphy ve MPJ yani Michael Porter Jr. biraz benziyor demişler. Ama tabii göreceğiz. yani ben Michael Porter Jr'a da benzemesin kardeşim. <laughs> Şimdi Z kuşağı arkadaşlar falan da kızmasın da ona yapılan bir eleştiri var ya en böyle Gen Z topçu diye Michael Porter evet. Jr ile ilgili. Çünkü boşta diyelim ki takım arkadaşları var. Ya 3 1'lik bir pozisyonda kaldırıp üçlük atıyor ve onu da kaçırıyor gibi bir durum var <laughs> falan. Doğru. diyerek Atlanta Hawks'a geri döndüğümüzde ben Dejante Murray Trey Young ikilisinin aslında böyle kağıt üzerinde iyi gözüken ama arka planını bilmediğiniz evlilikler gibi olduğunu düşünüyorum. İki sene denediler tutmadı o yüzden. Yani kağıt üzerinde böyle ha bu savunma yapar, bu da hücum tarafına oynar demeniz aslında sahaya direkt olarak yansımayabiliyor. Çünkü Tabii. Murray baktığınız zaman hemen hemen her takımın isteyeceği bir tamamlayıcı guard. Ama işte Trey Young'ın yanında Trey Young böyle herkesi kukla gibi oynatmak isteyeceği için direkt olarak oturmadı o kimya oluşmadı. Zaten e, içinde de... Şunu, şu istatistiği not almışım abi. Young'la Murray geçen sezon ikisi de sahadayken beraber 100 sayı başına 2,5 sayı yemişler. Yani, yani, Biri yokken artı 0.6 sayı öndeler. Onun hariç iki sezon öncesindekinde de beraber sahadayken 6,5 sayı yemişler. E, ve 26 tane böyle two men dedikleri nasıl Lebron Davis, Jalen Brown, Jason Tatum gibi iki adamlı senaryoda da 500 dakika süre olan, süre alan ikililerde de en kötü istatistiğe sahipler net rating'de. Ee, çok doğru. Yani çünkü şu anki gidenlere göre, gelenlere göre baktığınızda aslında hani Hawks'ta direkt olarak böyle bir işte yön, bir rota çizebilmek çok kolay gözükmüyor. Evet. Bir taraftan da öyle de bakıyorum ben bu konuya. Çünkü bu takımda aslında Trey Young'ın takımı ise bu. Direkt olarak yanında oynayabilecek isimler zaten elde bulunanlardı. Bogdan Bogdanovic, Clint Capella ve şu an hani draft'tan gelmiş olan geçen sene Jalen Johnson faktörü var. O çocuk çok iyi oturdu. Evet. Ama onun haricinde Hani o gitti bu geldi dedikilerin falan hiçbiri aslında Hawks'ın direkt olarak pozisyonunu etkileyecek edecek isimler de değiller. O da ayrı bir husus. Ama Jalen Johnson'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çünkü 56 maç oynadı geçen sene. Evet. Ve, ve hakikaten yılın böyle çaylığa seçilebilecek bir istatistiğe de ulaştı. 16 sayı 8.7 rebound, 3.6 asist, %51 sahici isabeti ve %35 3 sayılık yani bir kısa forvet forward, uzun forvetten bekleyeceğiniz her şeyi yaptı. Hücum anlamında biraz. Yo katılıyorum abi. Geçen sezona dair en net kazanım Hawks için Jalen Johnson'da savunma açısından o kadar sirenler çaldı ki geçen sezon Hawks için. Şöyle bir istatistik derledim. Hem ikilik hem üçlükte rakiplerin isabet bulduğu yüzdesel anlamda İki yerde de son 5'te yer aldı. Atlantox son iki, yani bu iki takımdan bir tanesi de Charlotte Hornets aynı kategoride son 5'te yer alan ikilikte %57'lik bir sahici isabeti verdi rakiplerinin 27. sırada ikiliye bak. Üçlükte de %38.4 28. sıra. Yani savunmada acayip bir görüntü sergilediler geçen sezon. E onun harici yani şey savunmada daha iyi olabilirler ama bir yandan da bakıyorum yangın bulunduğu son 6 sezonun şey, yangın bulunduğu 6 sezonun 4'ünde savunma sıralamasında hep son 5'te yer aldılar. Yani bir gelişim de yok. Ama bu tek oyuncudan kaynaklanacak bir şey değil yani genel olarak işte koçun kurgulayacağı savunma dinamiği ve işte uzunlar ne kadar iyi haberleşiyor işte. <laughs> kanatlardan desteğe ne kadar geliniyor falan. Yani bunlarla bakmak <laughs> lazım. Yani ben totalinde de hani Atlanta Hawks'ın çok üzerine koyabileceğini de düşünmüyorum. O da ayrı husus. Yo, ben de düşünüyorum. Tek şöyle bir yazmışım. hani Dyson Daniels'ın var. Evet o bir artı. Larry Nance'ın var. O, şimdi O Okonkwo, DeAndre Hunter, bir de Jalen Johnson. Belki savunmada biraz daha toparlarlar. Ama meçhul diyorum. Bence onlar da uzunlar noktasına bir takasa gidip yani. Çünkü ya Okongvu'yu ya Kapela'yı oynatmam lazım diye düşünecektir. Hı hı. Tahminim biraz daha asli göreve geçmesi gerekiyor. Tahminimde Okongvu biraz daha istikrar sağlayabilirse alır orayı. Dolayısıyla belki Kapela'yı takaslarlar başka birlerini getirirler. Onlar da ayrı tabii. Peki abi son olarak Atlanta için de sana şunu sorayım. Güç sıralamasında 9. sırada yer alıyorlar. Sen ne düşünüyorsun? yani üstüne koyabileceğini düşünmüyorum dedim yani olduğu yerde kalır iyi ihtimalle hı hı. Yani daha geriye gidebilir mi onu bilmiyorum çünkü o da zaten biraz doğudaki diğer takımların tırışkalığından da kaynaklanıyor evet. ama hani buradan daha fazla galibiyet elde etmesi için ekstra bir şeyler olması lazım yani Miami'nin kötü gitmesi lazım mesela kendi grubunda. Hı hı. Ama ben çok olacağını da zannetmiyorum. Hani 36 38 galibiyet gibi gider. Hani vallahi bana da öyle geliyor. Ben de bir gene play-in mücadelesi yaşarlar gibi ama geliyor evet. ama 8'den mi yaşarlar, 9 mu, 10 mu bilmiyorum ama yani 8 ile 10 arası bir yere koyuyorum. 6 çok kolay değil yani. Yok yok bence yani çıkmaz. Evet, bence gibi Abi şimdi süremiz az kaldı. Dilersen arkadaşlar şimdi pek bilmeyebilirler tabii video süremizden dolayı bir hemen bir ara vereceğiz tekrardan geri geleceğiz değil mi Aynen öyle. Aynen. Evet abi şimdi <laughs> arkadaşlarımıza diyelim yani bu kamera süresinden dolayı evet. teşekkür ederiz beklediler bizleri. Şimdi artık bu iki takım da Allah'a emanetiz gibi. Charlotte Hornets evet. ve Washington Wizards. Öncelikle Hornets'tan başlıyorum abi. Hazırsan geçen Çok sezonu fena hazırım. Geçen sezonu 13. sırada bitirdiler. 82 maçın 61'ini kaybettiler. Yani burada ne konuşacağız ben de bilmiyorum ama şunların not aldım. Hücum reytinginde 28. sıradalar. Savunma reytinginde 29. sıradalar. Net rey reytingde de eksi 10.6 ile sonuncular kazanım olarak Mike Bridges'la, Security ile sözleşme Tabii. yenilediler Boston Bun... döneminde. Bunlar iyi yenilemeler. Josh Green Dallas'taki çocuk iyi bir ekleme diye evet. not almışım. Onun harici iyi bir kazanım olarak da Coach Steve Clifford gitti. Charles Lee geldi. Charles Lee de bazı arkadaşlarımız hatırlar hem Boston Celtics'te bir sezon yer aldı hem de Mike Budenholzer'la ile beraber galiba 9 yıla yakın bir o antrenör kadrosuna yer aldı. Onun haricinde altın sıradan artık şu arkadaşın ismi yani baktım ama bu da galiba Fransız mı bilmiyorum Salon mü nasıl Salon öyle diyelim. bir şey herhalde tamam. altın sıradan bunu çektiler. Onun hariçte pek bir bilgi yok. Valla ben şöyle söyleyeyim aslında biraz böyle pozisyondaki takımların radikal değişiklikler denemesi için önünde de fırsat vardır. Ben bu olayı böyle görüyorum. Hı hı. Yoksa çünkü siz hep avantajlı pozisyondan oynarsanız gelişmede kaydedemezsiniz. Burada tabi bunu biraz şurayla korelasyona sokmak lazım yani Nick Richards gibi yedek pivot'tan gelen bir kazanımları oldu. Evet. Geçen işte New York Knicks videosunda bahsetmiştik yani normalde o arkadaş aslında çok böyle dekoratif bir, uzun değil, çok iş yapacak bir adam değildi ama Mark Williams'ın bir türlü bitmeyen sırt sakatlığının Aha. ardında onu kazandılar. Şimdi, Hatırlarsan Mark Williams bendeydi, Fantastic takımındaydı. Burada esas dikkat etmek gereken husus Lamelo Ball. Hı hı. Yani bu bol kardeşlerden en yetenekli olanı gibi gözüken arkadaşımız 51-75-36 ve 22 şer maça çıktı. Evet. Şimdi Bol eğer ki oynarsa işin rengi değişir, ben sana söyleyeyim. Hı hı. Çünkü Lamela Bol sahaya çıktığında hani sadece böyle işte all star kalibresinde işte skor bulması, asist yapması açısından değil. Direkt olarak takımı hızlandırıyor. Çok daha fazla alan açmaya sebebiyet veriyor çünkü rakibi delmeye başlıyorsunuz. Tabii, Tabii böyle aynen öyle. Russell Westbrook gibi kontrolsüz bir delicilik şeklinde de değil. Takımı oynatarak gidebilen bir arkadaş. Üstüne üstlük mesela Lamelo Ball sahada olduğunda top da çalabilen bir adam. Yani çok uyumuyor da savunmada. Top da çalabiliyor, enteresan paslar atabiliyor ve bence en önemlisi maçı izlenir hale getiriyor. Ha maçı izlenir hale getiriyor. Aynen yani öyle. Hakkında böyle bakıp ha bu çocuk oynuyormuş deyip birinin mesela televizyonu açabileceği bir oyuncu. Tabii ki işte sakatlık faktörü çok belirleyici oluyor burada. Çünkü yanındaki isimler aslında Brandon Miller, çok kötü bir oyuncu değil yani zaten drafttan geldi yüksek sıralı seçilmişti hacimli şut atabilen ve potansiyeli de olan bir arkadaş fakat tabi üzerine koyabilmesi için birinci değil ikinci veya üçüncü skor opsiyonu olması lazım. Evet. Şimdi Miles Bridges mesela işte hapisten döndükten sonra diye hani esprisini yaptığımızda kendisi takaslanabilir pozisyonda ama takaslanmasa bile aslında iyi skor üretebilecek. işte hani kanatlarda bulunabilecek, hı hı. savunma becerisi de kalbur üstü olan bir forvet. Dolayısıyla o da fena bir opsiyon değil ve tabii geçen sezonu kaçırmakla beraber şu anki durumunu bilmediğim bir Mark Williams var. Hı hı. Yani bunlardan oluşabilecek bir beşi siz işte Grant Williams'la beraber de desteklediğinizde ve işte Josh Green'in yanına attığınızda filan aslında fena olmayan bir şeyler çıkarabilir takım. Yani geçen seneki kadar böyle işte 68 defa yenildim gibi. 61 kez yenildim. yenilmişler. tabi. İşte 21 galibiyette kalmayıp 30-35 bandına gelip play'ini zorlayabilir kendi içinde. Ama tabii takımın çok yol kat etmesi lazım. Çok. Çünkü belli ki Franchise dağınık pozisyonda. Yani o kadar dağınık ki şu verilerle sana, seni destekleyeyim abi. Son 8 sezondur playoffları kaçırıyorlar. Bu hem Tabii. ligin hem de Doğu Konferansı'ndaki en uzun kuraklık diyebilirim. Onun haricinde geçen sezon 69 maçta çift taneli fark ediler. Bu 28 yıllık veri tarihinin en kötü ikinci istatistiğine sahip. Geçen sezon son çeyreği çift taneli farkla geriye girdikleri 60 maçın altısını kazanlar bu alanda liderler. Neden? Çünkü 60 maçlık bir verim varsa elinde <laughs> hani 60 defa çift taneli farkla geriye giriyorsan bir alanda bir lider evet, oluyorsun. Evet. Altı kez kazanmışlar helal olsun diyelim. Onun haricinde şöyle bir soru işareti yönetmişim. Savunmada acaba kendilerini ilk 20'ye atabilirler mi? Çünkü gelen koç yani Charles Lee Boston'da bir yıl geçirdiğinde Celtics'te savunmada ikinci sırada bitirmişti takım. Baden, Baden da Milwaukee'de 9 yıl beraber geçirdiğinde 6 kez ilk 5'te yer almıştı savunma anlamında. Belki orada bir şey yapabilir. Belki taktiksel anlamda bir bakış açısı değiştirebilir. Çünkü şeyde de guard ikilisi olarak senin bahsettiğin abi Lamelo Ball ve Brandon Miller ikilisi de geçen sezon oynadığı 361 dakikada yani toplamda 19 maçta beraber oynamışlar. 100 pozisyonda 119 sayı yemişler. Çok yüksek. Evet, evet, Yani belki burada bir şey değiştirebilir koç ama burada da neye ikna edebilir? Lamelo'yu ikna etmesi lazım. Kardeş sen biraz da savunma yapman lazım. Hani evet arada topu çalayım bilmem neden ziyade hani benim sayı yememem lazım her geldiğinde. O, o ama kulüp düsturu ile ilgili bir şey. Ha, yani orada işte bakalım Lamelo'dan ne kadar destek alacak. Kulüp de buna ne kadar Şimdi, okeyleyecek. Şöyle bir detay vereyim ben de. Yani Hornets ve Wizards'ı bilhassa araştırırken istatistiki olarak benim kafamda şöyle bir soru belirdi. Hı hı. Hep konuşuluyordu ya işte ligin yetenek havuzu artık geniş. Dolayısıyla 30'dan 32 takıma çıkabilir filan diye. Evet. Ben açıkçası istatistikleri derinlemesine baktıkça daha tersine doğru gitmeye başladım. Abi sayı 30 değil de mesela 26, 27 falan olsa daha iyi mi olur acaba gibi bir düşünce belirdi hı hı. kafamda. Çünkü bakıyorsunuz zaten hedefi olmayan en aşağı 3-4 tane takım oluyor. Tabii tabii. Bir de bunlardan 1-2 oyuncunun bazen biraz daha böyle işte nasıl diyeyim şevke gelip daha sıkı oynadığı maçlar oluyor. Ve rekabeti etkiliyor pozisyona geliyorlar. Yani full tanking'e de yatmıyorlar. Ki yatmasınlar da zaten de işte genel olarak baktığınızda hedefsiz takım sayısı biraz artmaya başlıyor ve draft lotaryasına odaklanır konuma geliyorlar. Bu sefer oyuncu sirkülasyonu veya genel anlamda nasıl diyeyim böyle tam olarak ne oynadığını bilmeden sahada bir arada bulunan takımlar oluşuyor. Şimdi Charlotte Hornets'ın galiba geçen sezonda değil mi? öyle bir problemi vardı. Yani bunlar zaten 30 sayı falan farklı bir pozisyondaydı. işte millet eğleniyordu böyle Gül, evet, evet. gülüyorlar, şamata yapıyorlar vesaire. Şimdi o kafadan çıkması lazım esasen. Aynen öyle. Şimdi bunu da verebilecek koç, yeni koç mu? Onu göreceğiz. Onu göreceğiz. Yani çünkü koç biraz da perimetre ve normal savunmayı biraz takık birisi ama işte dedim gibi yani bu kadro yapısıyla Tabii. ne kadar ikna edebilir meçhul. Abi yani güç sıralamasına baktığımda da 13. sırada yer alıyorlar. Sen ne düşünüyorsun? Yani 13 14 15 aslında hepsi oralar. yakın gibi ama ben Oralardır de diyorum. Yani oralar diyorum. De evet. Çünkü Detroit, Kate Cunningham'la falan ne kadar atılım yapacak falan bunlar evet. tabii çok afaki konuşmalar. Bir de zaten daha merdane bir takıma geleceğiz birazdan. Evet. İstiyorsan gelelim. Gelelim yani çok altına da gitmezler gibi geliyor. O zaman abimin deyimiyle merdane takım Washington Wizards. Geçen sezonu 14. sırada bitirdiler. 82 maçın 67'sini kaybettiler. Hücum reytinginde 25'in sıradalar. Savunma reytinginde 28. sıradalar, net reytingde eksi 8.7 ile 27. sıradalar. Pace'de Lig'in birincisi 103.1, artık yani tabi herkese hani <laughs> bir... <laughs> koştur koştur ha, yani öyle bir maç temposu olduğu için normal. Kazanım olarak Tabii ki de Alexar ismi, 2 numaralı evet. draft pick'i, tabi ki de iyi bir isim. Bob Carrington'ı var, Malcolm Brogdon'ı da Jonas Valenciunas'ı çektiler. Ee, onun haricinde takımdan giden de Deni ile şey gitti. Tyus Jones gitti. Evet. Bunlar da hani, Jones, evet, önemli bir kayıp aslında. Önemli öyle. bir kayıp olarak adlandırdığımız isimler. Ama ya ben bu elde bir, takım oyuncular derledim ama bunlardan ne oynatırım hiç bilemedim açıkçası. Hı. Yani Malcolm Brogdon, işte Jonas Valanciunas, Karl Kuzma, Marvin Bagley, Sadık Bey, Jordan Poole, Bilal Kulibali. bu gruptan ne çıkar? Ya bunun bu arada ferdi olarak yetenekleri çok aşağıda isimler değil ama Birbirleri arasında bir uyum sağlamanız lazım. misal Jonas Valanciunas bence nefis bir pivot. Hani şey anlamda tamamlayıcı bir pivot. Evet. Siz böyle ilk dört oyununuzu Yo, belirlemişsinizdir. Yok mesela de. Jonas Valanciunas fantezide düşünülebilir. NBA fantezilikte. De, her türlü double double'ını çıkarır. Evet. Her türlü sahici isabet yüzdesi yüksek olur. İşte belirli bir fizik üstünlüğe de sahip olduğu için topunu da çalar bloğunu da koyar. Ama Malcolm Brogdon mesela sizin esas point guardınız mıdır? Hedefi olan bir takım için değil. Yani direkt olarak olamaz. Hedef, hedefi olan da değil. Ha, Kyle Kuzma mesela asli skor opsiyonu gibi gözüküyor değil mi şu an? Tabi tabi Şu an asli skor opsiyonu yani mantıken Bambaşka Kyle Kuzma ve şey, yani. şey Jordan Poole ki Jordan Poole yani, 3 yıl 96 milyon doların vardı. Jordan var Poole'un sahiçi isabet ücretsi neydi? 40.2 değil miydi? Tabi tabi çok düşüktü. Yani All-Star ya. arasından sonra biraz toparladı. Evet. Ama ona rağmen gene şu istatistiği derlemişim çünkü Poole için. All Star arasından sonra toparlamasına rağmen pool sahadayken Wizards 100 pozisyon başına eksi 12 sayıyordu. Ya bu direkt pool'a yazacak bir şey değil. Yazacak. Ama hani yazar. Ya. ben diyeyim. Ben Jordan ya, o, yazar. Ya şöyle görüyorum ben bunu. Jordan pool gibi bir isim. Şu an için bir takımın skorerliğini yüklenemiyor. Kalkuzmada da aynısı var. Ya şimdi mesela Marvin Bagley. Kağıt üzerinde baktığın zaman Aklıma geldi nasıl bütünleşecek Arkadaşlarımıza ne? onu soralım istersen yani divaçı hatırlıyorsun yani evet ya. tarihlerinde Belki de en net şans geçti yani Sacramento King'sin. Evet. Yönetim binası genel merkez havaya uçtu. Ben o draft sırasını aldı diye ve Luka Doncic yerine Marvin Bagley tercih ben ettiler. Hala. Belki de onunla ilgili bir video çekmemiz gerekir. Yani ne akla hükmetti diye. Tabii, akla ne hükmetti video ha, konsepti de, olabilir. Bir de Bila de Divac yani kardeş yani sen artık yani senin Avrupalı. He senin coğrafyanda bulunan tamam. birisinden bile yani bu den yok. Ben Donchi boş verim de Marvin Bagley illa ki. Ya yani burada bir akıl tutulmasından öte bir şey. Bir şey diyemiyorum. Bu ben iki kere iz yani beraber iki kere izledik. Evet. Canlı olarak ve direkt olarak gördüm. Bu çocuğun alınması lazım. Yani bir iki en fazla yani yani daha Orada kim dedi hayır abi Marvin Bagley'i alacağız. <laughs> kim Ama işte dedi o, acaba? Yani, kolej istatistikleri insanların gözünü ya, çok yok, bozuyor. Ya. şimdi işte ya orada bence basketbolu bilmiyorlar direkt. İşte bana da öyle geliyor. Yani Luka Doncic'i izleyen herhangi bir işte aklı barlı hani nasıl diyeyim yetişkin birisi hı hı. aslında bakar der ki "Yok bunun alınması şey <laughs> <laughs> budur." diye filan. Şimdi Marvin Bagley hani kolejde inanılmaz döktürmüş falan. Orada şu da kabul edilemez. Ama hayır abi bende diğerin Fox var o yüzden alamadım. Evet. Ya abi ya Doncic varsa Doncic alırsın. Hani bana boş ver tamam. İşte ama onu biz öyle görüyoruz. Ya demek ki. İşte, yani demek ki biz öyle görüyoruz. Bu da çok enteresan bir kafa. Wizards'la ilgili bir gelecek olursak gene verilerle ilgili şöyle destekleme yapayım sana. Sadık Bey son 3 sezondur hücum ve savunma reytinginde son 10'da yer alan iki takımdan biri evet. diğer takım Detroit Pistons yani anlayan artık iki takımı son 39 sezonda bak istatistiğe bak back to back maçlarda ikinci maçı kazanamayan ilk takım 13'te 0 çektiler geçen sezon Wizards back to back yani Perşembe ve Cuma. Çünkü istatistikte arkadaşlar şey görecek. Arda arda iki maç kazandı ya da arda arda üç maç kazandı maçı görecek. Ama back to back'in anlamı hemen bir gün arayla hemen evet. oynadığı maç. 13'te 0. 39 yılda ilk kez. Evet. Wizards başarmış bunu. Onun harici işte yani belki ne olur ya ben bir Wizards maçı açayım diyen Türkiye'de bir seyirci varsa Wizards için. Belki Alex Sar'ı izlemek için açabilir. Sar da yaz liginde hiç iyi bir performans sergilemedi. 4 maçta 47'de 9 sahiçi isabetiyle oynadı. Tabii ki de yolunu bulması için inanılmaz vakit var onun için. Yani Wizards'tasın. bayağı vaktin var. 3 sezon. Geliştir kardeşim kendini artık. Haltere mi Kese gidiyorsun? Izlemiyordum ya yani. tabii canım. Kısa vadede bence ilgi çekici olan kişi ise Mart'ta bileği kırıldı ama o esnaya kadar yılın çaylağında hep bir sırada yer alan bence Bilal Kulübali. Evet Bilal Kulübali. Yani o çocukla beraber Alexar evet ben izleyeyim dersen 82 maçın bir 2-3 maçını izle tabii ki de. Onun hariç yani Wizards taraftarı olanı Allah sabır versin diyorum. Yani başka bir şey diyemiyorum. Bilmiyorum yani Wizards Türkiye sayfası bizi yargılar mı acaba? Veya var ya mı öyle bir sayfa onu da bilmiyorum. Var var. Bu arada var. var. Etkileşim olarak da bayağı iyi alıyorlar He. bu arada. Wizards'da çünkü bir de şöyle bir şey yani Jordan Poole da aslında yani insanlar için bence iyi bir örnek. Kardeşim şampiyonluk takımından bir yerinden tutarsan, iyi de performans sergilersen kontratı kapıyorsun. 3 yıl 96 milyon dolarlık babalar gibi kontratı var. Yani Wizards bence ne yapıp ne edip Jordan Poole'un o kontratından yani kopmalı çünkü. Ama yok Wizards'ın ki yani o gitsin bu gelsin bir olaydan çok başka bir olay. Hani Hornets'ı Belki de olan... Wizards direkt kapatılıp Seattle falan mı? Ya işte, işte ha, benim konuştuğum olay o. Yani Orada biraz işti kanıyor çünkü bu takım aslında neydi? Bradley Beal, John Wall falan varken daha fazla şey vaat ediyordu. Evet. Ama çıkamadı oradan bir olay. Şimdi onun ardından yeniden mi yapılanıyor yoksa ne oluyor bu, şu an bu takımda? Ben onu çok çözemiyorum. Ben de şu çözemiyorum da. Ben de çözemiyorum. Yani bir yöne gidebilmesi için dediğin gibi bilhassa Alex Sar ve Bilal Kulibali'nin üzerine koyarak gidebilmesi lazım. Ha yani şimdi bunların yanında tabii baktığınız zaman Jonas Valanciunas ve Malcolm Brogdon'ı tutmak fena bir tercih olmaz. Bunların her biri draft hakkına dönüşsün demeye de gerek yok. Ama biraz daha hedef doğrultusunda ilerleyebilmek için işte belli hedef maçları kazanmak lazım. Yani ne bileyim işte büyüklerden bir tanesi geldiğinde işte nasıl diyeyim %50'nin üzerindeki takımlara karşı da biraz arada sürpriz yapabilmek gerekiyor. Yoksa evet. öteki türlü hani 15 tane Alelade galibiyet alıp çıkmış <laughs> olursunuz. O da bir şeye benzemez. Sanki en rahat olduğumuz tahmin kısmı Wizards tabi. Güç sıralamasında 15. sıradalar. Yerini doğu konferansta sanki de evet 15. Yani, sırada da kalırlar gibi yani bakalım diyoruz. Büyük bir hareket yapabilmesi için çok enteresan bir oyuncu gelişimi görmemiz lazım. Yani onun parıltısını vermediler ama. Alexar için daha ziyade Evan Mobley'e benzer bir oyuncu profili demişler. İşte bakalım yani göreceğiz yani tamam. hem Alexar hem Bilal bakalım bunlar ne yapacak ne edecek. Ona göre, göre göreceğiz. Sen demiştin abi, arkadaşlarımız için bir köşede istersen belirt onu da. Evet, ee, diğer takımlarla ilgili olan yorumlarınızı bekliyoruz. Hı hı. Özellikle yapacağımız değerlendirmelere gruplar de bakarak, özelinde. gruplar özelinde tabi işte bir sonrakinde işte Denver Nuggets'ı mesela daha değerlendireceğiz, konuşacağız hı hı. falan. Kuzeybatı grubu diye geçen gruptu değil mi? Evet, ben de öyle Midres hatırlıyorum. Midwest olması, tabii işte hani Minneapolis'i falan da konuşuruz orada. Onlarla beraber yorumlarınızı da bekliyoruz. Evet yani bir 2-3 arkadaşımızın yorumunu böyle açıp Tabii. okuruz. Şu, yani şu şunu sordu biz de onu yanıtlıyoruz diye. Senin abi ekleyeceğin başka bir şey var mı? Sen işte Orlando Magic'te Bankero demeye başlayınca... ha. Kafamda şimşekler çaktı. Çocuk galiba İtalyan asıllıydı. tabi. o yüzden Bankero da olabilir telaffuzu. Ben ne dedim ben? Bankero dedim. Ben Banchero demiştim He. o zamana kadar. O zaman Ranchero dermiş. Bankero olsun. Ama, ama eğer sen tabii bankero. aslında İtalyan asıllı olduğu için belki bankero. de Banker olur telaffuzu. Olabilir. Olabilir vallahi. Diyebiliriz. İstemeden doğru bir telaffuzda bulunmuş olabilirim diyelim ben de. O zaman arkadaşlardan ricamız son videolar çok güzel gidiyor. Özellikle evet. babam Marioviç videomuzla beraber Ivmi'yi tekrardan bir yakaladık Derik Rose'da. Hmm ve takas videosunda da çok güzel bir etkileşim aldık. Arkadaşlardan ricamız videoları sürekli beğensinler. Bırakmayın. Evet bırakmayın. İyi gidiyoruz çünkü yani buraya kadar geldik. Buradan olur. sonra asıl sıçramaları yapmamız Tabii, daha lazım. Daha sürekli sıçraya sıçrayacağız biz. 50 basamak 100 basamak böyle gide gide. Mesela 250 bin kişi falan her şeyin bir izleyecek böyle vesaire. Evet. Çok ola olası değil ama olur. <laughs> yani neden olmasın? Türkiye olmasan... için çok başka şeyler konuşmuş oluruz. Evet, Oralara gelirsin gelirse bu iş. Oralara gelirse ama arkadaşlardan ricamız videoları lütfen beğensinler, <laughs> yorum atsınlar. Bizi de canlı tutuyorlar çünkü. Evet, evet. Diyelim o zaman videoyu beğenip kanala abone olup yorum atıp bir de yukarıdan bildirimleri açarsanız çok seviniriz diyelim. Görüşmek üzere.